Bu ilin 25 fevralında imzalanmış sazişə əsasən Azərbaycan və Türkiyənin ümumi vətəndaş pasportlarına malik vətəndaşları vizasız səfər edə və ölkə ərazisində 90 gün qala bilərdi. Sazişə əlavə olaraq imzalanmış protokol qüvvəyə mindikdən sonra iki ölkə vətəndaşları artıq şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sərhəd keçmə sənədləri ilə vizasız səfər edə və 90 gün vizasız qala biləcəklər. Kendi bir vilayetimizden Ankara'dan İstanbul'a gider gibi artık Gence'ye ve Bakü'ye gelebileceğiz. Bunun aynısı da karşılığı da Azerbaycan vatandaşlığı olacak. Bu özellikle gelip gitmeleri, yani insanların işte artık bir pasaport edinme derdi olmayacak. Zaten vize yok. Vizeler kalkmış durumda. Örneğin bir genç bir gezi programı, örneğin bir tarih araştırması ya da bir gençlik programına katılmak için uçak biletini bulduğunda ya da ulaşım imkanları olduğunda oradaki gençlerle birlikte Bakü'de ve diğer Azerbaycan kentlerinde bu faaliyetleri gösterebilecek. Biz bunun asıl karşılığını korona sonrası göreceğiz. Ticaretten yani iş insanlarından tut da eğitimcilere, gazetecilerden tutun da akademisyenlere, özellikle biz bir gençlik hareketinin karşılıklı hızlanacağını görüyoruz. Çünkü Türkiye'de bu 44 günlük Karabağ zaferi sürecinde çok yüksek bir Azerbaycan algısı oldu. Şöyle insanlar genelde şöyle bir söylem edindiler. Biz dediler Azerbaycan'la kardeştik. Ama şu anda artık ikiz kardeş gibi olduk. Yani böyle bir tanımlama var. Bu kimliklerin işte dijital kimliklerle biliyorsunuz şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Gürcistan ve Ukrayna'ya bu yeni kimlik dediğimiz dijital kimliklerle gidebiliyor. Bunun aynısı Azerbaycan'la oldu. Aslında bir gazeteci olarak söyleyeyim bunun ilk Azerbaycan'la olması gerekirdi. Yani çok geç kalmış bir şey ama şartlar ancak bugünü geçirdi. Şimdi bu anlaşma imzalandıkta bugün bir protokol imzalandı bu anlaşmanın. Hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de bunun yasal ve sistemsel düzenlemeleri olması lazım. Nasıl pasaportlar gümrüklerde ya da havaalanlarında sistem tanınıyorsa şimdi Azerbaycan kimliklerinin ve bizimki Türkiye Cumhuriyeti kimliklerinin iki ülkenin sistemlerinin tanımlanması lazım. Ben 2021 yılının ilk gün aylarında Ocak ve Şubat ayında uygulanacağını düşünüyorum. Bu biliyorsun bugün bir protokol imzalandı ki değerli devlet başkanı. Bakanlık düzeyinde işte gümrük ve sınırlara bakan birimler düzenleme yapıldıktan sonra bunun yönetmeni bir kanunu uygulama tarihi çıkacak. Ben 100 günlük bir takvim sürecini bulmayacağını düşünüyorum. Biraz koronadan dolayı aksayabilir biliyorsunuz zorlu günler geçiriyoruz. Ama fazla uzamayacak 100 günlük bir takvim içinde uygulanır kısa bir sürede.